Evet, merhabalar. Karaman merkezdeyiz. 7x22 solucan gübre üretim çadırımızın montajını tamamlamak üzereyiz. Şöyle kısaca biraz çadırımızdan bahsedeyim. Çadırımızın kenarlarında içeriden açılıp kapanan, birazdan içeriden göstereceğim, kasalı sistem pencereler. Tavanda ise arkadaşımız şu an montajını yapıyor. Baca sistemi havalandırmayla 1, 2, 3, 4, 5 adet bacayla havalandırmasına tamamlamış olacağız. Şöyle bir çadırımızın içine girelim, bir göz atalım. Az önce söylediğim gibi çadırımız solucan çadırıdır. 7 metre genişlikte, 22 metre uzunlukta. Bu, biz buraya kapı deriz, bura alın diye de geçer. Buranın komplesi yalıtımlıdır arkadaşlar solucan çadırında. Şöyle göstereyim. Dış branda keçe veya alüminyum folyo, nasıl tercih ederseniz bu müşteri tercihine göre, tekrar iç branda, yani toplam 3 katman. Kablo yetişmedi ya. Kablo yetişmedi. Geri geç. Sistemimiz. Birazdan pencerelerimiz aparatlara takılacak. Bu konumda çapraz olarak dört bu tarafta, dört tane de bu tarafta olmak üzere toplam 8 kasalı pencere. Tavanda da 1, 2, 3, 4 ve en son ileride 5 adet baca sistemiyle çadırımızı tamamlamak üzereyiz inşallah. Dediğim gibi arkadaşlar, solucan çadırlarında mantar sektörü gibi aynı kapı cephelerinin olduğu kısım komple yalıtımlıdır. Her iki cephede komple yalıtımlıdır. Sistemimiz sarı galvaniz uygulamasıdır. Nedir sarı galvaniz? Şurada gösterelim. Normal altında bir kat gri galvaniz. Bunun üstünde bir katman boya korucu diyelim, onların tabiriyle. Üstüne tekrar üçüncü katman sarı galvaniz uygulaması. Neden sarı galvaniz derseniz, her ne olursa olsun demir aksamları bir şekilde paslanmaya başlıyor. Bu paslanmayı biraz daha ne kadar geciktirebilirsek derdimiz o. Maliyeti aslında fazla bizden gidiyor ama yapacak bir şey yok. Burada bizim için önemli olan müşteri memnuniyeti. Çünkü ne kadar uzun süreli paslanma başlarsa o kadar müşteri memnun olur. Şöyle tekrardan. Evet, hepsi simetrik bir şekilde hizalı. Karaman'a hayırlı uğurlu olsun diyoruz çadırımız. Güle güle kullansın İsmail Bey. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.